Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizinle doğruda açıları işleyeceğiz. 2 ders, 2-3 derslik bir konu daha doğrusu. İlk dersi işleyeceğiz şimdi. Önce tanımlarla başlayalım. Tabii biliyorsunuz doğruda açılar 9. sınıf konusu ama tüm sınavlarda çıkıyor. Şimdi nokta arkadaşlar, kalemin kağıtta bıraktığı izdir. Büyük bir harfle isimlendiririz noktayı. Bilmeniz gereken şey tanımsızdır, boyutsuzdur. Bu kadar. Daha sonra noktalar arkadaşlar yan yana ip gibi dizilerek doğruyu oluştururlar. Doğrunun her iki tarafında uç vardır, ok vardır. Bunun manası sonsuza kadar uzar. Buradan da, buradan da. Bunu da şöyle isimlendiririz. Ya küçük bir harf veririz. D doğrusu, T doğrusu gibi. Ya da şöyle üzerinden iki nokta alırız. AB noktaları. AB doğrusu deriz. Arkadaşlar ışına geçelim. Işın da bir noktadan başlar. Öbür taraftan sonsuza kadar gider. Örneğin şöyle diyeyim. CD noktaları. Bu ışın arkadaşlar gösterimi şöyledir. C noktası sınırlı ve kapalı olduğu için kapatırsınız. D noktası ise sonsuza kadar gittiyseniz, gittiği için açık bırakırsanız CD ışını olur. Doğru parçasını zaten biliyorsunuzdur. Doğru parçası bir noktada başlar, bir noktada biter. Örneğin E noktasına başladı, F noktasına bitti. Gösterim de şudur. E'de kapalı mı, bitmiş mi? Evet. Sen de kapat. F'de kapanmış mı, bitmiş mi? Evet. Sen de kapat. Olay bitti. Düzleme geçelim. Düzlem de yüzey demektir. Örneğin şu yüzeyi ele alalım. İsmi de P olsun. P yüzeyi. Arkadaşlar mesela bu kağıt bir yüzeydir. Dolayısıyla bir düzlemdir. Duvar bir düzlemdir. Düzlem sonsuza kadar yayılır. İşte kağıt, duvar aslında birer düzlem parçasıdır. Sonsuza kadar yayıldığını düşünürseniz düzlem olur. Şimdi doğruların birbirine göre durumlarına bakalım. Kesişen doğrular var. Bakın K doğrusu bu tarafa giderken, M de buraya gelirken atıyorum şu R noktasında kesişmişler. R onların ortak noktasıdır. Bakın burada göstereyim size. İki tane doğru gibi düşünün bunları. Şu beyaz nokta onların kesiştiği ve ortak noktalarıdır arkadaşlar. Gelelim paralel doğrulara. Arkadaşlar paralel doğrular hiçbir zaman kesişemeyen doğrulardır. Aralarındaki mesafe sürekli eşittir. Seviyeli bir ilişkileri var diyelim. Nasıl yani? Leyla ile Mecnun gibi hiçbir zaman kavuşamıyorlar, buluşamıyorlar. Yani bunun gibi kesişemiyorlar. Bak bunlar burada kesişmiş, ne güzel buluşmuş. Ama bunlar garibanlar. Hep aynı hizada devam edip giderler. Tren rayları gibi arkadaşlar. Tren rayları sürekli eşit mesafede gider ya böyle. Bunlar böyle. Evet, atıyoruz. İkincisine geçelim. Şimdi burada açıları göreceğiz. Açı demek arkadaşlar şu iki ışın bir açı oluştururlar. Bu açıklık örneğin alfa olsun. Ne olur? Alfa açısı. Bu kadar. Şimdi açının ölçü birimleri var. Adamın biri bir çemberi 360 tane böyle küçük parçaya ayırmış. Demiş ki 360 derece vardır demiş. Sonra radyan çıkmış, demiş ki ben demiş bunu demiş 2 pi'ye bölüyorum. 2 pi olmuş radyan için. Sonra grad diye biri çıkmış, demiş ki arkadaş ben bu çemberi 400 parçaya bölüyorum. Benim için her 400 parçadan biri önemlidir demiş vesaire. Dolayısıyla burada bir formül ortaya çıkmış. Derece bölü 360, radyan bölü 2 pi, grad bölü 400 eşit. Biz bunları sadeleştirip şunu kullanıyoruz arkadaşlar formülü olarak. Derece bölü 180, radyan bölü pi, o da eşittir grad bölü 200. Şimdi bu formülü kullanarak sürekli birbirine çevireceğiz. Dereceyi grada, gradı radyana vesaire vesaire çevirmeler yapacağız. Örneğin mesela buradaki örneğe bakalım. 45 derece kaç gradtır? Arkadaşlar bunu ben size hemen yaptım. Hop getireyim. Şimdi derece bölü 180, radyan bölü pi, grad bölü 200 formülünü kullanacağız ya. Evet. Şimdi burada bize gradı sorduğu için bizim radyanla işimiz yok. Derece bölü 180, grad bölü 200'dür arkadaşlar. Dereceyi de 45 diye vermiş soruda. Yaz yerine 45 bölü 180. Burada bir sadeleştirirsin. 45'e bölersen 1 bölü 4 yapar. Grad bölü 200 eşit. Bir de içler dışlar çarpımı yaptığımı 4 grad 200 olur. Grad 50 olur. Cevap 45 derece eşittir 50 grad. Hop atıyoruz bunu. Şimdi diğer soru ne diyor? 120 derece kaç radyana eşittir? He, burada da radyanı istediği için gradla işimiz yok. Derece bölü 180, radyan bölü pi, derece 120 vermiş. Yazdım derece yerine 120'yi. Sadeleştirme yaptım. Sonra 12 ile 18'i 6'ya böldüm. 2 bölü 3 oldu. Eşittir radyan bölü pi. Burada da aynı şekilde bir içler dışlar çarpımı. 3 radyan 2 pi olur. Her iki tarafı 3'e bölersem radyan 2 pi bölü 3 olur arkadaşlar. Demek ki 120 derece 2 pi bölü 3'e eşittir. Bunun gibi sürekli çevirmeler var. Bunları yaparsanız sınavlarda başarılı olursunuz. Atıyorum. Hop. Diğer kağıda geçtik. Ne diyor? Derece. Dakika, saniye. Dakika, saniye biliyorsunuz. Çünkü saatiniz de var. Peki derece ne?
Arkadaşlar 1 derece böyle gösterilir. 1 dakika böyle gösterilir. 1 saniye böyle gösterilir. 1 derece 60 dakikadır. Tamam mı? 1 dakika da 60 saniyedir arkadaşlar. Bunlarla ilgili ölçüler yazılır. Mesela bazen görürsünüz Google Earth'te falan 32 derece 17 dakika 35 saniyelik bölge falan derler. Ya da o nokta derler. Şimdi bunları geometride kullanacağız arkadaşlar. Mesela bunların birbirine çevrilmesi var. Saniyeyi dakikaya, işte saniyeyi dereceye, dereceyi dakikaya çevireceğiz. Bununla ilgili ilk örneğimize bakalım. 246.245 saniye ölçülü açı kaç derece, kaç dakika, kaç saniyedir? Şimdi saniye bu mu arkadaşlar? Siz bunu 60'a bölerseniz bir üstte derece dakikaya çıkar mısınız? Evet. Bunu 60'a böldüm arkadaşlar. 4104 dakika çıktı. Artan da saniyedir. 5 saniye arttı bu bölme işleminin sonucunda. Daha sonra bu dakikayı aldım. 60'a böldüm ki kaç derece olduğunu bulayım. Çünkü 60 dakikada 1 derecedir ya. Ve oradan da 68 derece artan da 24 dakika oldu. Dolayısıyla bu 246.245 saniye şuna eşittir. 68 derece 24 dakika 05 saniye eşittir. Hop, attık gitti. Buraya gelelim. Şimdi alfa açısını vermiş. Tık 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 tık. Beta açısını vermiş. Tık 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 tık. Olduğuna göre alfa artı beta nedir diyor. Toplayalım arkadaşlar. Taraf tarafa topluyorsunuz. 50 ile 43'ü toplayın. 93 saniye. 45 ile 20'yi toplayın. 65 dakika. 14 ile 16'yı toplayın. 30 derece. Topladık bitti. Bu kadar mı? Değil. Neden? Çünkü buradaki saniyenin içerisindeki her 60 saniye karşı tarafa, bu tarafa bir dakika olarak devreder. 93 saniye 60 artı 33 saniye diye yazarsam arkadaşlar bu 60 saniye buraya bir dakika olarak devredecek. Yani 30 derece 66 dakika 33 saniye oldu yeni hali. Fakat burada da 60'tan fazlalık var. Buradaki 60 dakika da buraya bir derece olarak devredecek. 31 derece 06 dakika kaldı burada. 33 saniye. Unutmayın, dakikayla saniye 60'tan büyük olamaz. 60 öbür tarafa devreder. Bu toplamın sonucu da budur arkadaşlar. Hop, atıyoruz ve geliyoruz diğer sayfamıza. Şimdi açı çeşitleri arkadaşlar. Açılar çeşit çeşit, yani tür tür dolu. Bakın çeşitlerine bakalım şimdi. Hoppa, bu bir nedir arkadaşlar? Dar açıdır. Niye? Çünkü dar açı 90'dan küçük açıya denir. Biz burada 90'ı baz alacağız. Eğer ki bir açı alfa açısı 90'dan küçükse ismi dar açı olur arkadaşlar. Şuradaki gibi. Peki tam 90 derece olursa bunun gibi, o zaman da dik olur böyle. Alfa eğer ki 90'a eşit olursa da dik açı olur. Peki 90'dan büyük olursa, yani alfa 90'dan büyük, 180'den küçük olursa, yani şöyle 90 dereceydi dikti, şöyle oldu, geniş açı olur arkadaşlar. Doğru açı da dümdüz olmasıdır. Dümdüz olduğu zaman ne olur arkadaşlar? 180 derece olur. Yani şurası 180 derece olur. Adı da doğru açı olur. Doğru açı. Tam açı. Tam açı da şudur arkadaşlar. Bakın. Bu açı baştan beri alıyorum. Alıyorum. Tekrar aynı yere getiriyorum. Ne oldu? Tam açı. Yani 360 derece. Bu da bitti arkadaşlar. Şimdi komşu açılar var. Açılar birbirine komşudur. Komşuluk durumları da şöyle. Eğer ki bir dik açıyı, yani 90 derecelik bir açıyı iki parçaya ayırıyorsanız, tamam mı arkadaşlar? Bunlar birbirinin tümleri olur. Örneğin şurası A açısı, burası B açısı olsun. A açısı B'nin tümleridir, B A'nın tümleridir. Ve toplamları her zaman 90 derece yapar. Bunu unutmayın. Örneğin bu 20 ise bu 70'tir. Bu 50 ise bu 40'tır. Bu 10 ise bu 80'dir. Toplamları her zaman 90'a eşitleyin arkadaşlar. Tamam mı? Bunlara tümler denir. Unutmayın, tümler diktir. Diklik şu T'nin dikliğinden aklınızda kalsın. Tamam mı? Bakın burada 90 derece var. Dolayısıyla tümler 90'dır. Soruya geçelim. Tümlerinden 20 büyük olan açı kaç derecedir? Ben sizin için hemen önceden çizmiştim şuraya. Bakın. Açı tümlerinden 20 büyük olacak. Bunlar birbirinin tümleri. Şimdi demek ki bu açı tümleri x olsa kendisi ondan 20 büyük olacağı için x artı 20 olur. Doğru mu? İşte bu dağıtmayı doğru yaptığınız zaman soru biter arkadaşlar. Soru kaçmaz. Bu açı x olsa o da ondan 20 büyük olacağı için x artı 20'dir. Bu x'in toplamı her türlü 90 etmeyecek miydi? X artı 20 ile x'i toplayın, 90'a eşitleyin. X daha 2x yapar. Artı 20'yi karşıya eksi 20 diye geçirin.
90'dan 20 çıkar, 70 kalır. 2x 70 olur. Böl 2'ye, x 35 oldu arkadaşlar. Demek ki burası 35 derece. 90'a tamamlamak için ne lazım size? Hop, 55 mi? 55 derece. Olan açı kaç derecedir? Açı 55 derecedir arkadaşlar. Tamam mı? Bunu da atıyoruz. Hop. Ve geldik son sayfaya. Son sayfamızda ne diyor bakalım. Bütünler açılar. Şimdi tümleri görmüştük. Şimdi de bütünleri göreceğiz. Bütünler açılarda arkadaşlar 180 dereceyi iki açıya bölüştürmektir. Örneğin bu A açısı, bu B açısı olsun. A artı B her zaman arkadaşlar 180 derecedir. Örneğin bu 20 ise bu 160'tır. Bu 100 ise bu 80'dir. Atıyorum bu 40 ise bu 140'tır. Tamam mı? Toplamları her zaman 180 olacak. Örneğe bakalım. Bunlara da birbirinin bütünleri denir. Bu bunun bütünleridir, bu da bunun bütünleridir. Bütünler açısının 4 katından 20 eksik olan açı kaç derecedir? Bütünlerinin 4 katından 20 eksik olacakmış. Bakın çizdim. Bütünleri x olsun, o da onun 4 katından 4x'ten 20 eksik olacak. 4x eksi 20. Tamam. Peki bu ikisini toplamı 180 etmeyecek mi? Evet. 4x eksi 20 ile x'i toplayıp 180'e eşitliyorsunuz. 5x yapar. Eksi 20 karşıya artı diye geçse 200 yapar. 5x 200 olur. Her iki tarafa 5'e bölün. X 40 çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi x 40 ise yaz buraya 40'ı. 40. Bunun 180 tamamlamak için ne lazım? 140. Burası da 140'tır. Eksik olan açı kaç derecedir? O açı 140 derecedir arkadaşlar. Tık tık tık. Hop, bunu da sallıyoruz. Ve geçtik son soruya. Komşu tümler iki açının oranları 2 bölü 7 ise bu iki açının farkı kaç derecedir? Oranları 2'ye 7 ise arkadaşlar bir açı 2'nin katıdır, diğeri de 7'nin katıdır. Yani 2x ile 7x arkadaşlar. Bunlar neydi? Komşu tümler. Tümlerin 90 neydi? Toplamı neydi? 90. Yani 2x artı 7x 90 yapmalı. 2x ile x da 9x eşittir 90. Dolayısıyla her iki tarafı 9'a böl. X eşittir 10. Burası 2 çarpı x olduğuna göre 20. 7 çarpı x olduğuna göre 70. Bu iki açının farkı kaçtır diyor. 70 ile 20'nin farkı nedir arkadaşlar? 50 derece oluyor. İşte bu kadar arkadaşlar. Bu videoyu birkaç defa büyüterek, büyük ekranda birkaç defa izleyin. Tamam mı arkadaşlar? Dikkat edin. Çok iyi anlarsınız. Çok zor bir şey değil. Tekrar diğer videoda görüşürüz.